Kerem Akyıl, 1-2-3-4-5. Günaydın STV ekranlarına hoş geldiniz efendim. STV ekranlarında bir günaydın Eskişehir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Tarihlerimiz 15 Aralık'ı gösteriyor. Günlerden Perşembe, hemen güne başlayalım. Hava durumunu alalım Kerem'den. Kerem, rica edelim senden hava durumunu. Evet, şu anda saatlerimiz 9'u gösteriyor ve dışarıda 8 derece santigratlık bir sıcaklık var.
bu Aralık ayına göre bir hayli yüksek bir sıcaklık sayılabilir. Bugün zaten yağış da beklenmiyor Burcu. Saat 14'te sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Gece yarısı ise 24'te yani 8 dereceye kadar inecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış beklenmiyor. Yarın da aşağı yukarı aynı benzer bir hava olacak. Hafta sonu yağış gelmesi bekleniyor ama onu daha sonra ele alalım. Yani bugün ve yarın herhangi bir yağış Eskişehir'de, İç Anadolu bölgesinde ve Eskişehir'de beklenmiyor. Evet, hemen başlayalım gündeme o zaman. Biliyorsun Türkiye gündemi çalkalanıyor Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyaset yasağıyla ilgili. Bugün ele alacağımız karar Korkusuz Milat, Akşam ve Hürriyet gazeteleri, yaygın basından ele alacağımız gazetelerimiz olacak. Bol bol bu konuyu konuşacağız. İlk olarak Karar gazetesiyle başlayalım. Karar, milli iradeye siyaset yasağı başlığıyla haberi aktarmış Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı. Demokrasinin utanç günü olarak nitelendirmiş, YSK üyelerine hakaret suçundan yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 2 yıl hapis cezası verildi. Siyaset yasağı getirildi. İmamoğlu halkın verdiği yetkiyi birkaç kişi alamaz dedi. Kılıçdaroğlu hukuk katledildi sözleriyle sert tepki gösterdi. Siyasi karar vurgusu yapan altılı masa liderleri ortak tavırla duruş sergiledi. Millet iradesi gasp edildi. Evet, şimdi İmamoğlu'nun neden ceza aldığını söyleyelim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bir gün sinirlendi İmamoğlu'na. Zaten çabuk sinirlenen bir kişi Sayın İçişleri Bakanımız. Ahmak dedi. Söylememesi lazım tabii öyle. Siyasetçilerin ağzından çıkan söze dikkat etmesi lazım. Ama maalesef Türkiye'de ediyorlar işte. Ekrem İmamoğlu'na ahmak dedi. Ekrem İmamoğlu da asıl seçimi iptal edenler ahmaktır diye ona cevap verdi. Ve İmamoğlu ceza aldı. 2 yıl işte 7 ay 15 gün. İçişleri Bakanımız almadı ceza. Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu'nun da o şekilde cevap vermemesi lazım, ayrı konu. Ama hani bunlar Türk siyasetinde yani çok ortalama hakaretler bunlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ve İçişleri Bakanı'nın birbirine bir dönemde ettiği lafları ben burada söylesem televizyon kapanır. Neler söylediler yani. Siyasetçiler birbirlerine o kadar ağır laflar ediyorlar ki. Yani bir ahmak dedi diye 2 yıl 7 ay ceza veriliyorsa bunun arkasında da herkes siyasi bir hinlik arar. Öyle söyleyeyim. Siyasi bir sebep arar. O da basit bir sebep. Ekrem İmamoğlu'nu futbol tabiriyle taca atmak istiyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı yarışında onu karşılarında görmek istemiyorlar. Siyasi yasak gelince aday olamayacak çünkü. Ama bir aday belirlediler şu an. Öyle altın gözüküyor. Bir ihtimal daha var. O da şu, İstanbul Belediyesi'ne konmak. Sen ahmak dedin, dolayısıyla belediyeye kayyum atıyoruz da diyebilirler. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok ciddi bir bütçeye sahip. Ve ciddi bir bütçeye sahip olduğu için o bütçeyi de hani seçimlerden önce alalım, ona göre dağıtalım diyor, düşünüyor da olabilirler. Yani bunun ötesinde bir de Sayın İmamoğlu'na yerine kayyum atama da var. Şimdi bir adım ötesi de o. Tabii doğal olarak muhalefet cephesinde ciddi bir tepkiyle karşılandı bu. Sadece muhalefet değil. İktidar tarafındakiler de yani aklı selim insanlar da bu yasağı savunmadılar. Savunulacak bir şey değil yani bu. Çünkü dediğim gibi yani İçişleri Bakanı ahmak diyor, o da sensin ahmak diyor. İçişleri Bakanı ceza almıyor, burada bu ceza alıyor gibi bir durum. Saçma sapan bir durum yani. Kaldı ki hiç kimsenin ceza almaması lazım. Sadece ayıp bir sözdür bu. Onu ayıplamak da vatandaşa düşer. Bu kadar basit yani bu. Ama burada yok dediler, sen onu mahkemeye söyledin o lafı dediler. Mahkemeye de söylese cezası bu değil, siyasetten men etmek değil. Ona bir para cezası verirsin. O zaman da kimse itiraz etmez yani. Ama siyasi yasak getirmek Ekrem İmamoğlu'nun adayı olmasından, Cumhurbaşkanı adayı olmasından korkmak demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi bu tip yasaklardan sonra kişilerin itibarı artar mı? Artar. Bir dönem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da böyle bir ceza gelmişti. O da bir şiir okuduğu için ceza almıştı. Ondan sonra da oyları yükseldi. Bu kararı alanlar Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yükseleceğini tahmin etmemiş olamazlar. Ama buna rağmen bu kararı alıyorlarsa demek ki kesin seçimi kaybettiklerini düşünmüşler ki son bir çırpınış içerisindeler diye düşünüyorum ben. Dün akşam Saraçhane neresi diye Eskişehirliler bilmeyebilir. İstanbul'da bir semt ve Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu, binanın bulunduğu bir semt. Önünde de bir meydan var. Zaman zaman miting yapılır burada. Aynı bizim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir meydan olduğu gibi. Bu daha büyük bir meydan. Saraçhane'de hemen bir miting tertip edildi.
alelacele olmasına rağmen hani on binlerce kişi geldi gördüğüm kadarıyla. Ve Ankara'dan yine alelacele kalkıp gidenlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Bu hamleler aslında Meral Akşener'in elini de kuvvetlendiriyor gibi geliyor bana. Çünkü bilmiyorum ama tahmin ediyorum Sayın Akşener sanki İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor gibi bir his vardı içimde. Bu saatten sonra da zaten bir türlü aday belirleyemeyen Millet İttifakı'nın da adayı belirlenmiş olduğu mahkeme kararıyla diyeyim ben. Ama tabii ki aday olma hakkı verilirse. Yani bunu sabah bir arkadaşımla da konuştuk. Tamam aday oldu diyor. Hayır aday olmadı. Siyaset yasağı getirildi çünkü. İşte onun mahkeme süreci var, şöyle olursa böyle olursa dediler. O kadar basit değil o işler. Belli ki ne olursa olsun biz zaten kaybediyoruz. İmamoğlu'na da bir siyaset yasağı getirelim. Belki Kılıçdaroğlu olur ya da bir başkası olur kazanırız diye düşünüyor olabilirler. Bu tarafta ne olursa olsun mantığıyla yaklaşıp iradeye boyun eğmezse? Eğmiyor zaten kimse. Kimse iradeye boyun eğmiyor. Bu Türkiye'yi geren saçma sapan bir karardır. Nasıl ki bundan 25 sene önce Sayın Tayyip Erdoğan'ın saçma sapan bir gerekçeyle hapishaneye atılmasına karşı çıktıysak buna da karşı çıkıyoruz. Milli iradeye siyaset yasağı gelmez, gelemez. Getirmeye kalkarsan bunun bedelini ödersin. Bunun bedelini İstanbul seçimlerinde ödediler zaten. Bir seçim iptali yaşandı. O kadar ilginç ki Burcu, şimdi vatandaş büyük şehirlerde oy kullanıyor. Nasıl oy kullanıyor? Bir ilçe belediye, bulunduğu ilçe belediyesine oy veriyor. Bir de büyük şehire veriyor. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Odunpazarı'nda yaşıyorum. Bir Odunpazarı Belediyesi'ne oy veriyorum. Bir de büyük şehire oy veriyorum. Şimdi Odunpazarı Belediyesi'nde bakıyorum. AK Partili aday iyiymiş diyorum. Buna oy veriyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde de CHP'li adayı beğeniyorum. Ona oy veriyorum diyelim ki. Sonra sandıktan bu çıkıyor. Bunu iptal ediyorlar ama AK Partili'ye verdiğim oyu iptal etmiyorlar. Büyükşehir'e verdiğim oyu iptal ediyorlar. Niye? Hile karıştı diye arkadaş. O zaman niye aynı sandıktan, aynı kağıttan çıkan bir oyu iptal ediyorsun da öbürünü etmiyorsun? Yani AK Parti'ye oy verilirse verilir ama öbürü iptal edilir gibi bir karar alındı. Şimdi bu kararın üzerine seçim tekrar edildi. O zaman dedim ki ben yani %5 falan fark atar en az dedim. Çünkü çok kafa kafayaydı seçim. 800 bin oy fark attı yani. Tarihi hezimet yaşandı yani orada. Sonuç böyle oluyor işte. Sen siyasete bir yasak getirmeye kalkarsan olacağı bu oluyor. Burada da farklı bir şey olmayacak gibi düşünüyorum ben. Yani o zaman da Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakmayanlar dahi o olaydan tabii gittiler oy verdiler. Gittiler oy verdiler. Türk milleti ama sonra da şunu söyleyeyim, haksızlığa uğrayana. Şimdi yani Türk milletinin bir özelliği vardır. Mağduriyet edebiyatı derler ama o kadar yürümez o iş bak. Tam bilmeden konuşuyorlar. Evet bir mağduriyete sempati duyar ama mağduriyet karşısında dik durana, ezilmeyene sempati duyar Türk halkı. Burada şu mitingi yapıp hayır kardeşim biz bu kararı kabul etmiyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz derse ki diyorlar muhalefet. O zaman halk o mağduriyete doğru yönelir. Bu böyle olur. Burada da olacağı olur. Şimdi liderler ne demişler? Ahmet Davutoğlu, millet iradesiyle seçilen İmamoğlu'nun yanındayız. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız demiş. Ali Babacan siyasi yargı kararıyla milli iradeyi engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilmesi gerekir demiş. Temel Karamollaoğlu, bu karar vicdani ve hukuki değil, millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecek ifadelerinde bulunmuş. Ve Gültekin Uysal da Demokrat Parti Genel Başkanı, hem İstanbullu hem tüm milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Yine ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz ifadelerinde bulunmuş. Benim de siyasetçilere nacizane tavsiyem siyasi mühendisliği bıraksınlar. Bıraksınlar, Türk milleti karar versin neye karar verecekse. Seçimi kaybetmek de dünyanın sonu değil. Belki bilmiyorum. O koltuktan kalkmaktan da çok korkuyor da olabilir. Bilemeyeceğim onu. Ama yani bu şekilde Türkiye'de yürümez bu. Bu Belarusya'da yürür. Belarusya'da çıktı bir diktatör. Eline de Kalaşnikov aldı. Ben bu seçimleri iptal ediyorum dedi. İptal etti biliyor musun? Şu anda Belarusya'nın devlet başkanı. Bunu Türkiye'de yapamaz. Mümkün değil. Biz 1870'li yıllardan itibaren kesintili de olsa demokrasiyi bilen bir milletiz. Yani 150 yılı geçmiş üstünden. Özümsemişiz zaten. Daha önceki Türk kültüründe de bir istişare kültürü vardır. Hep olmuştur yani. Dolayısıyla sen bunu Türkiye'de yapamazsın bu işleri yani. Öyle onu yasaklayayım, bunu hapishaneye atayım, şunu böyle yapayım. Olmadı, olmayacak da. Sadece millet geriliyor. Hepsi bu. Devam edelim. Evet, bir sıradaki gazeteler. Bir gazetede daha var çünkü bu konu geniş ayrılmış. Oradan da bahsederiz.
Korkusuz gazetesine bakalım mı? Yine bir tecavüz vakası var çünkü. Evet. Gazeteci Murat Ağırel sapıklığı ortaya çıkarmış. Yine tarikat, yine tecavüz başlığıyla aktarılmış. Gaziantep'te Nadiri tarikatının şeyhiyle oğlunun 3 çocuğa tecavüz ettikleri gerekçesiyle hapse atıldıkları ortaya çıkmış. Evet. Öncelikle meslektaşımız Murat Ağırel'i tebrik ediyorum. Kendisi çok iyi bir gazeteci. Tanışmak kısmet olmadı. İnşallah bir gün tanışırız onunla da. Çok istediğim genç bir arkadaş. İsmail Ağa tarikatından 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği büyük sapkınlığın ardından Kadiri tarikatının Nadiri kolunda da benzer bir rezaletin yaşandığı ortaya çıkıyor. Ve dehşet veren olayı da biraz önce övdüğüm Murat Ağırel duyuruyor. Ağırel ailesi sessiz kaldı diyor. 2015'te namaz kılmak için seccade istediği akrabasının 17 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunmuş birisi. Tabii bu bir çocuğa tecavüz etmekten daha az iğrenç bir suç ama yine de iğrenç. Aynı şahıs daha sonra başka bir akrabasının 5 yaşındaki kızını da tuvalette tecavüz ediyor. Burada kendi iğrençliğinin düzeyini hepten en yukarıya çıkartıyor. Ve tutuklanan şeyh iki olayın ardından ceza alıyor. Ki buradaki fark ceza almış olması ama fark etmeyen bir şey var. İyi hal indirimi. 5 yaşındaki kıza iyi hal indirimi veriyor. 5 yaşındaki kıza tecavüz ettiği için şeker mi verdi kıza acaba? Onu mu iyi hal saydı Sayın Hakim Bey? Ne kadar iğrenç. İşte bak ya. Görüyor musun Türkiye'deki adalet? Şimdi sen ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na verilen kararı ya mahkeme vermiş biz nereden bilelim deyip iki elini açamazsın abi yani. Yok öyle bir şey yani. Bunlar çok çok iğrenç kararlar yani bunlar. Adaletin olmadığı, hani adalet getirecektiniz kardeşim Türkiye'ye? Adaletin olmadığı yerde kalkınma da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah için önce bir adaleti getirin yani. Konuşurken ben burada sinirlerim geriliyor yani. Çok özür dilerim. Profesyonellik evet. Değil ama yani 5 yaşındaki bir kıza tecavüz eden kişi iyi halden indirim alınca da profesyonellik falan kalmıyor. Haber kusura bakmayın. Bu kadarla da değil. Devamını değil, getirelim devamı istersen. Işte. Evet. Şeyhin oğlu da öz amcasının 6 yaşındaki kızına tecavüz ediyor. Ailece kimi gördülerse arkadaşlar girişiyorlar demek yani. Kediyi köpeği saklayayım bari bunlardan. Aynı mantıkla girerler yani. Bunlar bak ben sana söylüyorum havada topak topak bulut görseler şehvetleri kabarır. Sapık adamlar bunlar. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında ne yapıyorsunuz siz ya? İnsanlık değil yani bu. Ve iyi halden indirim alıyor. Neymiş iyi? Ne yapmış da iyi hal almış abi? Nasıl bir iyi hal olabilir yani bu? Enteresan. Korkusuz'un da manşetinde İBB Başkanı İmamoğlu'nun hapis cezası ve siyasi yasağını gündeme almış. Milli iradeye darbe demiş. Bu konudan yeteri kadar bence bahsettik. Şimdi aşağıda bir haber var. Kısmen güzel bir haber. İlaca %36 zam. Tabii bizim aldığımız ilaca değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Euro biliyorsun alınıyor ilaçlar. Euro ile alınıyor Avrupa'dan. Türk hükümeti euro kurunu 7 lira 15 kuruş 7,5 lira civarında kabul ediyordu. Halbuki euro serbest piyasada burcu 20 lira. Şimdi sen 20 liraya aldığına 10 euro aldın diyelim ki 200 lira eder bu. Ben sana 70 lira veririm diyordu hükümet. Doğal olarak da ilaç şirketleri ilaç ihracat ithal etmiyorlardı Türkiye'ye ve ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşandı. Şimdi o euro kuruna %36'lık bir zam yapılıyor. Ve 10 liranın üzerine çıkıyor. Bu da eczacıların hayrına bir gelişme olacak. Şöyle söyleyeyim, bunu bu gazetede değil, Korkusuz'da değil ama bir başka yerde analizini okudum ben bunu. İktidarın sağlık kökenli milletvekilleri bu kararın doğru olduğunu ve sorunları çözeceğini iddia etmiş. Muhalefet ise, muhalefetin sağlık milletvekilleri de, sağlık kökenli milletvekilleri de bu kararın yetersiz olduğunu ve sorunları çözemeyeceğini ifade etmiş. Ben muhalefete daha yakın düşünüyorum burada. 10 lira değil. Euro 20 lira şu anda. Yuvarlak hesap konuşuyorum. 10 lira değil. Ha, ama bu sayede ilk etapta bazı ucuz ilaçların alınması mümkün olacak gibi gözüküyor. Fakat bu sorunu çözmeyecektir. Sadece kısmen hafifletecektir diye düşünüyorum. Yani euro kuru neyse oradan hesaplanması lazım. Kaç paraysa da onun verilmesi lazım. Niye böyle yapıyorlar anlayabilmiş değilim. Bir ihtimal geliyor aklıma. Yolda yürürken düşündüm bunu da. Hükümette para bitmiş olabilir euro. Çünkü bu euro olarak vermek zorunda. Yani bizim sağlık sisteminde dişimiz ağrıdığı zaman gidip ilaç alıyoruz ve ya ücretsiz oluyor ya da küçük bir katkı veriyoruz. Dolayısıyla hükümetin cebinden euro çıkması lazım. Aslında bizim cebimizden çıkan para o. Sigorta sisteminde kalan. O para bitmiş olabilir ya da o parayı yemiş olabilirler.
pek euro ellerinden çıksın istemiyorlar anladığım kadarıyla. Ama bu adil bir kur getirmeden de ilaç sorunu çözülmeyecek. Yine de güzel sayılabilecek bir haber. En azından evet. İlk etapta biraz bir toparlanma olur gibi geliyor. Ortada bir sorun olduğu kabullenildi evet. Ve bu sorunların çözümüne yönelik adımlar en azından atılmaya CHP'li başlandı. CHP'li bir milletvekili sağlık kökenli adını unuttum şimdi. O şekilde demiş. Yani kısa sürede sorunu toparlar ama uzun sürede bir şey değişmeyecek demiş. Ben de CHP'li o milletvekili de aynı fikirdeyim. Milat'la devam edelim. EYT ve asgari ücretle ilgili bir açıklama var. Uzlaşmayla belirlenecek başlığıyla aktarılmış. Kamuoyunun beklediği EYT için geniş kapsamlı bir düzenleme hazırladıklarını aktaran Bakan Bilgin, asgari ücretin ise diğer çalışanları da rahatlatacak bir uzlaşmayla tespit edileceğini söylemiş. Şimdi siyaset sorun çözme sanatı. Ortada bir sorun var EYT. O sorunu çıkartan da gerçi siyasetçiler de. Şimdi o sorunu çözüyorlar. Biz siyasetçilerden bu sorunları çözmelerini istiyoruz. Sayın Bakan da diyor ki biz istişare edeceğiz, herkesle konuşacağız, bu sorunu çözeceğiz diyor. İşte duymak istediğimiz sözler bunlar. Yoksa İstanbul Belediye Başkanı'nı yasaklamak değil, o yeni sorunlar yaratmak demektir. Sorun çözmesi gereken siyaset sorun üretmeye başladıysa vay o memleketin haline. Şimdi gelelim biz bu habere, EYT'ye. Başkan Bakan Bilgin, EYT'ye ilişkin altyapı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme olacak. Asgari ücret ise işçi ve işveren tarafıyla birlikte diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirlenecek ifadelerinde bulunmuş. Bir başka açıklamada daha bulunmuş. Güzel bir açıklama. Türkiye'nin ekonomik büyümesi %5'ten 7'ye çıktığında istihdam miktarının 700 binden 1 milyona yükseldiğini ifade eden Bilgin, dolayısıyla bizim her yıl en az 1 milyon hatta üzerinde istihdam yaratan büyüme gerçekleştirmemiz gerekiyor ifadelerinde bulunmuş. Doğru bir tespit. Rakamlar da doğru. 3 aşağı 5 yukarı. Tek katılmadığım nokta Türkiye'nin %7 büyüdüğü. Öyle bir büyüme yok. Ama büyümek zorundayız. Büyümezsen küçülüyorsun çünkü ekonomide. Gelelim EYT meselesine. Bu sözler güzel sözler. Umut ediyorum bu sözlerin arkasında dururlar. EYT'den yararlanan vatandaşımızın sayısı da inşallah artar. Evet. Bekliyoruz bakalım merakla. Evet. Akşam gazetesiyle devam edelim. Dünyaya Türk enerjisi başlığı yer almış akşamın manşetinde. Başkan Erdoğan, Azerbaycan gazında olduğu gibi Türkmen doğalgazının da Türkiye üzerinden batıya nakli için çağrı yapmış. Türkmenistan'da kardeşlik masası başlığıyla aktarılmış haber. Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilki gerçekleşen üçlü zirvede bir araya gelmişler. Evet, şimdi Türkmenistan'daki doğalgazın Akdeniz'e ulaşması için önce Azerbaycan'ın üzerinden geçmesi gerekiyor. Hazar Denizi'nin altından kıyıdan kıyıdan böyle aşağıdan önce Azerbaycan'a ulaşıyor. Azerbaycan'dan sonra da Türkiye'ye geliyor. Büyük ihtimalle Gürcistan üzerinden. Şimdi bu sistem şu anda yok. Yani Türkmenistan'ın çok zengin doğalgaz kaynakları var Türkmenistan'ın. Ama böyle bir sistem yok. Dolayısıyla Türkmenistan kendi doğalgazını dışarıya satamıyor. Ya da istediği miktarda satamıyor. Bu sistemin gelmesi Türkiye'nin de elini rahatlatacaktır. Ama henüz ortada hani bir şey yok. Onu söyleyeyim ben. Bunu bir müjde olarak vermişler ama bu bir temenni olarak başladı bu. Fakat şunu söyleyeyim. Bütün büyük projeler de böyle başlar. Önce liderler karşılıklı konuşur. Dolayısıyla bu konuda bir adım atıldığını düşünüyorum ben. Projenin olmaması için sebep var. Olması için de sebep var. Olması için sebep şu. Türkmenistan çok istiyor bunu. Niye? Çünkü adamların kendi doğalgazı var. Bunu satmak istiyorlar. Türkiye de çok istiyor. O doğalgaz bizim üzerimizden geçecek, payımız olacak. Avrupalılar da bunu çok ister. Çünkü Avrupalılar belli ki Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmak istiyorlar. Bu açıdan Türkmen gazı onların da işine yarar. Yani alternatifli gaz almak istiyorlar. Bak şimdi savaş oldu, Rusya gazı kesti, sıkıntı yaşıyorlar. Halbuki Türkmen gazı olsa oradan biraz daha fazlasını alıp bu sorunu çözebilirler. Dolayısıyla herkesin istediği bir şey bu. Ama olmama ihtimali de var bu işin. Burcu. O da şu, şimdi biz Türk enerjisi diyoruz ama siyaseti takip etmeyenler bir Türk birliği olduğunu zannediyorlar. Hayır böyle bir birlik yok. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşta Türkmenistan, Ermenistan'ı destekledi. Bunu unutmayın. Şimdi Türkiye'de hiçbir kuvvet Ermenistan'ı destekletemez. Niye? Çünkü burada halk var, millet var. Hiçbir kuvvet bunu da zaten bizim Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'ı destekledi. Net olması gereken de zaten. Ama diyelim ki bir lider çıktı, biz Ermenistan'ı destekliyoruz dedi. Mümkün değil yani böyle bir şey.
Mümkün değil böyle bir şey. Ama Türkmenistan'da öyle değil. Türkmenistan'da devlet başkanı Serdar Berdi Muhammedov var. Kararları o veriyor. Türkmen halkına soran yok yani. O yüzden yani Azerbaycan'la Türkmenistan arasındaki ilişkiler çok sağlıklı değil. Olmazsa bu sebepten olmaz bu iş. Onlar da İran üzerinden Türkiye'ye satalım diyorlar. Biz de onu istemiyoruz. Azerbaycan üzerinden olsun istiyoruz biz de. Yani hem Azerbaycan hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, hükümetleri kastediyorum, milleti değil. Türklük bilincine sahip, milletler de Türklük bilincine sahip ama Türkmenistan hükümeti aynı bilince sahip değil. Bunu unutmayalım ve Ermenistan'la, düzeltiyorum, Azerbaycan'la Türkmenistan'ın arası da iyi değil. Öte yandan, son sözümü söyleyeyim, bunu da kapatalım. Öte yandan para kazanmak adamı barıştırır. Bunu da unutmayalım. Yani işin içinde para kazanmak varsa, ya biz nerede hata yaptık deyip barışırlar. Bu vesileyle Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler de düzelebilir diye umut ediyorum. Son olarak hemen Hürriyet güzel gazetesine de bakalım. Evet, güzel bir haber. Hürriyet de manşetinde bu haberi aktarmış. Enerjide güç üçgeni çağrısı başlığıyla aktarılmış. Bu habere değindik. Hemen altta dikkatimizi çeken başka bir haber var. İstismarcıyla babaya tutuklama. Mahkeme kızı HKG'yi 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'le küçük kıza istismarda bulunan Kadir İstekli'nin tutuklanmasına karar vermiş. Evet, çok sevindik bu. Çok istediğimiz bir karardı bu. Halkın istediği, milletin istediği bir karardı. Keşke baştan bu karar verilseydi de bizim böyle sinirlerimiz, asabımız bozulmasaydı. Vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 22,5 yıl hapse isteniyormuş. Kadir İstekli'nin ise 67 yıl 10 ay. Şimdi 22,5 yıl ya da 67 yıl hapis cezası istenen kişiler kaçabilirler yurt dışına. O hapsi yaşamamak için. O yüzden de bunların, eğer kuvvetli şüphe de varsa, ki var, bunların tutuklu yargılanmaları gerekir. Olması gereken buydu. Evet. Evet, noktalayalım istersen yaygın basını. Yerel gündemle devam edelim. Bu arada gördüm, bir fotoğrafı da söyleyeyim. Sayın Eskişehir Belediye Başkanı, yerel gündemle ulusal gündem arasında geçiş yapıyorum. Belediye Başkanı ile Sayın Büyükerşen'de Ahmet Ataç, Saraçhane'ye giden isimler arasında destek vermek için gitmişler Ekrem İmamoğlu'na. Oradan da çekilmiş, merdivenlerden çıkarken bir fotoğrafları vardı. Onu da söyleyeyim. Dün akşam saatlerinde Sayın Belediye Başkanımız da apar topar İstanbul'a gidip desteklerini vermiş. Evet. Anadolu görevinin başındayım başlığıyla CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel'in açıklamalarını manşetten aktarmış. Geçtiğimiz günlerde ön seçim olursa milletvekili adaylığı için istifa edeceğini söyleyen CHP İl Başkanı Recep Taşel, konuyla ilgili ben görevimin başındayım. Bu işe hevesli olan arkadaşlarımızı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için, dayanışma için de çalışmaya davet ediyorum ifadelerine bulunmuş. Evet, yani diyor ki ben bırakmayabilirim il başkanlığını olarak algıladım ben bunu. Yani görevimin başındayım diyor zaten. Görevimin başındayım çünkü biliyorsun il başkanı. İl başkanları eğer milletvekili olmak istiyorlarsa istifa etmek durumundalar. Hem kanunlara göre hem de ahlaken de doğru bir davranış bu. Mesela AK Parti'de de şu andaki il başkanı zihni çalışkan, anladığımız kadarıyla, gördüğümüz, hissettiğimiz kadarıyla milletvekili olmak istiyor. Eğer aday olacaksa istifa etmek zorunda. O zaman da yerine yeni bir il başkanı gelecek. Fakat burada Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak ihtimali var. Yani önce derler ki Burcu sen istifa et il başkanı, gel milletvekilliğine aday ol, 6. sıraya koyuverirler sana. Böylece seçilemezsin, il başkanlığında gitmiş olur. Böyle bir risk var. Ha, siyasetçi bu riske girip girmemeyi kendi hesaplayacak. Ama bu risk var, yok değil. Anlaşıldığı kadarıyla o riski pek göze almamış Sayın Recep Taşel. Ya da belki de milletvekilliği adaylığında şansının yüksek olduğunu düşünmemiş de olabilir. Dolayısıyla ben eldeki bulgurdan olmayayım diye düşünüp görevimin başındayım diye bir açıklama yapmış olabilir. Tabii bu siyasetteki hesapların yeniden ele alınmasına neden olacaktır. Pek çok kişi Recep Taşel istifa edecek diye hesap yaptı. Onların bu açıklamadan sonra hesaplarını bir daha yapmaları gerekecek. Sakarya'yla devam edelim. Evet. Pişkin katili Sakarya'nın manşeti. Şarhöyük mahallesinde güvercin çalmak için girdiği evde 44 yaşındaki Hüseyin Pınar'ı öldüren Neşat T. yargı önüne çıktı. Şahsın adliyeye girerken gülüyor olması ise pişkin katil dedirtti.
Şahısla birlikte olaya dahil olan 6 arkadaşı da gözaltına alındı bu arada, onu da belirtelim. Evet, emniyet güçlerinin 1250 saatlik güvenlik kamerası, vay arkadaş çok, incelemesinden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'ne özel hareket ekibiyle bir operasyon yapıldı ve bu zanlı dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken de polisler onun fotoğrafını çekerken gülüyor. Yani artık ne diyeceğimi şaşırdım ben de. Bir insanı öldürmüş ve hala gülebiliyorsa söyleyecek bir şey de yok. Bakalım hapiste gülebilecek mi? Dün kadıncağızın görüntülerini izledim. Kocası ölen kadıncağız Hacer Pınar. Gözyaşları içerisinde benim iki tane çocuğum öksüz kaldı diye ağlıyor işte. O çocukların vebali işte kim çekecek? Güvercin çalmak için. Aynen. 2 Eylül gazetesiyle devam edelim. Beslenme desteği genişleyecek. Tepebaşı Belediyesi'nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteğinin çok sevildiğini belirten Başkan Ahmet Ataç, ilk aşamada birkaç mahallemizde başlattığımız bu çalışmayı bölge geneline yaymak niyetindeyiz ifadelerinde bulunmuş. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Hatırlarsın burada çok sık konuştuk evet. Biz. Velilerin genelde ve öğrencilerin yaşadığı sorunların başında geliyordu. Pek çok öğrencimiz okula aç gidiyordu. Tepebaşı Belediyesi tarafından bu uygulamayla en azından öğrenciler şu an için birkaç mahalle ama ilerleyen süreçte genişletilmesi düşünülüyor şehir genelinde. Evet, dileriz devamı gelir. Çok güzel bir uygulama olmuş. Evet, güzel bir uygulama. Öğrencinin besinlerinden biri de simittir. Aslında biz gazeteciler de pek severiz. Herkes sever herhalde simit canım. Simidi sevmeyen var mıdır? Simit artık lüks işi olmadı. Simit lüks işi daha da olacak gibi gözüküyor. Bir zam gelecekmiş, bekleniyor. Ne kadar zam geleceği telaffuz edilmemiş. Hı hı. Ama muhtemelen 5 lira olur diye düşünüyorum ben. O da tabii kötü bir haber. Evet. Sürmanşette İYİ Parti'de dengeleri değiştirdi Kabasakal demiş. Kabasakal İYİ Parti'nin yeni Tepebaşı ilçe başkanı. Dün mazbatasını aldı arkadaşlarıyla beraber gidip seçim kurulundan ve vazifesine başladı. Bir kere daha tebrik edelim kendisine. Onun seçilmesi aynı zamanda İYİ Parti il başkanlığına giden yolda da Emine Edizgin'in önünü açtı. Dolayısıyla gazete doğru bir tespitte bulunmuş. Dengeleri değiştiren bir seçim oldu. Evet, tebrik ederiz bir kez daha. Evet. İstikballe devam edelim. Diske bağlı sendikaların yöneticileri vergi dairesi önünden çağrı yaptı. Vergide adalet olmadan ücrette adalet olmaz. Disk bölge temsilciliğine bağlı sendikalar tarafından Tepebaşı Vergi Dairesi önünde eylem düzenlendi. Düzenlenen eylemde gelir vergisindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması istendi. Evet. Biz de aynı fikirdeyiz. Disk'in bu açıklamasını da destekliyorum. İlginç bir haber daha var. Eş olmanla açılış yaptı. Başlığıyla aktarılmış. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Eskişehir İl Örgütü binasının açılışına eş olmanla katılmış. Evet, bu saygısızlıktan olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bacağından 4 bıçak yemişti. Hı hı. Bir tanesi de kalçadan bayağı sert olan o zaten. Belki o sebepten dolayı bunu yapmış olabilir. Dün şehrimize geldi. Öztürk Yılmaz. Kendisine bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeni günle devam edelim. Doğalgaz sevinci. Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerinde doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelindi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay 2023 yılında Han ve Günyüzü doğalgaza kavuşacağını söylemiş. Esgaz yetkililerinin Günyüzü ve Han kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdiğini söyleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ve Han ilçelerini 2023 yılında CNG ile beslemek suretiyle doğalgaz arzı sağlanacak ifadelerinde bulunmuş. Hayırlı olsun. Hayırlı bir gelişme bence. Evet. Burada Emine Nur Günay bu gelişmeleri takip eden bir milletvekili. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Özellikle kırsal alanda maalesef köye yönelik bir göç var. Bu tip doğalgaz gelmesi gibi haberler o göçü engelleyecek ya da tersine çevirecek gelişmeler bunlar. Böylece Günyüzü ve Han'daki vatandaşlarımız da doğalgaz kullanmanın rahatlığına kavuşacaklar inşallah. Hı hı. Güzel bir haber. Evet. Şehir gazetesine bakalım. Çiftlikte büyük yangın. Eskişehir'in Merkez Tepebaşı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü. Büyük maddi hasarın yaşandığı çiftlikte yaklaşık 23 bin civcivin telef olduğu ifade edilmiş. Evet, yani olayın maddi yanı var tabii. Evet. Civcivlerin ölmesinde de üzüldüm.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alınmış. Bu sonuçlar daha da kötü olabilirdi. Evet, Allah saklasın diyelim ama bayağı da bir hasar var yani. Neyse ki insan canına bir şey olmamış yani. Öyle teselli edeceğiz değil mi artık? Evet. Devam edelim. Son Haber gazetesine bakalım. İyi ki Tepebaşı var. Son Haber'de manşetinde Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın düzenlemiş olduğu okul öğrencilerine yönelik beslenme desteğiyle ilgili haberi aktarmış. Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşa desteğe devam ediyor. İlkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği kısa sürede çok sevildi. Okul çevrelerinde açılan standlarla çocuklara ulaştırılan öğünler velilerin de beğenisini topluyor. Velilerin de gerçekten çok istediği bir durumdu bu yani. Sürekli taleplerini dile getiriyorlardı. Okullarda en azından bir öğün olmak üzere öğrencilere yemek verilmesi için. Evet, bu arada dün bir misafir vardı Esgruba. Kadir Kodak geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı kendisi. Daha önceden CHP'nin Odunpazarı Belediye Meclisi üyesiydi. Esgrubu ziyaret etti. Maalesef ben son saniyede çıkan bir önemli bir işimden dolayı ona katılamadım. Katılmayı da isterdim. Kendisi iyi dileklerini iletmiş ve şu ifadelerinde bulunmuş. Demiş ki güzel bir liste olursa CHP Eskişehir'den 4 milletvekili çıkartır demiş. Tabii herkesin kendi iddiası. Ama çok hevesli ve çalışkan bir milletvekili aday adayı olduğunu da görüyorum dışarıda. Milli iradeye bakalım son olarak. Vergi gelirde adalet, vergide adalet, milli iradenin manşetinde de yer almış disk üyelerinin Tepebaşı Vergi Dairesi önündeki eylemleri. Bu haberle ilgili konuştuk. Değinmediğimiz haberlere bakalım. Laçin Barajı'nda çalışmalar sürüyor demiş. DSİ Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça, Sarıcakaya Laçin Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklamış. Evet, güzel bir gelişme bu da. 18 milyon TL'ye katkı sağlayacakmış tamamlandığında. Evet, yükseliyor gittikçe, büyüyor baraj. Güzel bir haber o da. Evet, genel itibariyle de değindik diğer haberlere de. Evet. Günü noktalayalım istersen. Noktalayalım. Var mı güne dair vermek istediğin bir mesaj? Vallahi tabii günün en önemli gelişmesi Sayın İmamoğlu'nun ceza almış olması. Onunla ilgili mesaj verdik. Bir kere daha vereyim. Milli iradeye karışmamak lazım. Şimdi Adam Smith vardır. Bu ekonomiyi nasıl yönetildiğini açıklayan bir filozof. Adam Smith der ki ekonomiyi görünmez bir el yönetir der. Liberal ekonomi için. Siyasette de görünmez bir el vardır. O da milletin elidir. O ele karışmamak lazım. Nasıl karar verirse ona saygı duymak lazım. Nasıl ki bazılarının hoşuna gitmese de millet seçtiği için 20-21 yıl boyunca Sayın Erdoğan ülkeyi yönettiyse ve hakkıysa yarın öbür gün bir başkası da yönetebilir. Bu milli iradeye karışmanın sonu da hayır getirmez. Karışmaya kalkanlara da hayır getirmez. Milli iradenin dediği de her zaman gerçekleşir. Bunu da bir mesaj olarak iletelim. Ve günü noktalayalım. Teşekkür ederiz Kerem değerli yorumların için. Sevgili STV izleyenleri programımızın sonuna geldik efendim. Yarın saatlerimiz 9'u gösterdiğinde Kerem'le yine burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.
yaramaz. Bu hain sensiz yapamaz. Kapıyı aç ne olur gireyim. Aklını aldı başımdan. Oldum eşimden arkadaşımdan. Cehaletime gençliğime ver. Hadi geri sar al en başından. Bitti geçti git. Geceden sabaha, hadi kapat beni evlere kat. Dönersem eğer koy kapıya. Kalk gidelim hele, of dedirtme. Sevdiğini kurda kuşa yedirtme. Kalk gidelim hele, of dedirtme. Sevdiğini kurda kuşa yedirtme. Hadi gidelim, kalk gidelim, bize gidelim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha.